Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un ülkemizde yeni satışa sunduğu tabletlerden biri olan Tab S6 Lite modelini beraber inceleyeceğiz. Şöyle elimde görmüş olduğunuz gibi bir model. 10.4 inçlik ekrana sahip. Peki bu tablet bizlere neler sunuyor? Bunlardan biraz bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum. Tabletlere tabii ki talep eskisi kadar değil. Neden? Hani pandemi döneminde biraz artmıştı evet. Çünkü hani evden eğitim diye bir şey vardı ya, uzaktan eğitim vesaire. Dolayısıyla insanlar hani bilgisayar almak yerine tablet almanın daha mantıklı olduğunu düşündüler o dönemde. Ama şimdi baktığımızda hani tabletlere olan ilgi biraz daha düşüyor. Çünkü tablet şöyle bir şey arkadaşlar. Her zaman ihtiyacınız olan bir şey değil. Yani bu tableti alıp da her zaman kullanmıyorsunuz. Genelde evde bir köşede duruyor. Çok nadir olarak kullanıyorsunuz. Dolayısıyla durum böyle olduğu zaman da hani öncelikli ihtiyaçlar arasında yer almıyor. Bunu size baştan belirtmek istiyorum. Dolayısıyla insanlar hani böyle öncelikli ihtiyaçlarından olmadığı için tabletlere böyle çok devasa paralar ödemek istemiyorlar arkadaşlar. Ama son dönemde işte bir tabletlerde böyle kalem özelliği getirildi. Hani özellikle böyle çizimin ön planda olduğu işlerde de hani tabletin insanlara biraz daha yardımcı olabilmesi açısından. Mesela S6 Lite modelinde ki bu hani baktığınız zaman özelliklerine vesaire giriş seviyesine hitap eden bir tablet gibi duruyor. Ama bunda bile Samsung bir S Pen desteği getirmiş durumda. Hatta bakın bu yan taraflarda da mıknatıslı bir yapı var ve bu mıknatıslı yapı sayesinde direkt olarak S Pen'i tabletinizin köşesine yerleştirebiliyorsunuz. Peki bu tablet teknik özellikler açısından bizlere neler sunuyor? Dilerseniz bundan biraz bahsedelim arkadaşlar. Baktığımızda arkadaşlar bu cihaz içerisinde 4 GB RAM var. Yine 8 çekirdekli bir Yonga setiyle geliyor. Tabii bu Yonga seti çok böyle yeni güncel bir Yonga seti değil. Zaten RAM miktarına baktığınızda bunu anlıyorsunuz. Yani 4 GB RAM ile desteklenen bir cihazda böyle über yetenekli bir Yonga setinin olmayacağını az çok herkes kestiriyor. Cihazın güçlü olduğu yanlardan bir tanesi ekran tabii ki. 10.4 inçlik bir ekran var burada. 1200x2000 piksel çözünürlüğünde bu ekran. Yani ekran boyutu ve ekran çözünürlüğü iyi. Ekran çözünürlüğünün iyi olmasının sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar S Pen desteği sunuyor olması. Çözünürlüğü biraz yüksek tutmak istemiş Samsung. Bu noktadaki temel amaç aslında çizimlerde kullanıcılara biraz daha destek olabilmek. 224 ppi piksel derinliğine sahip. Piksel derinliği çok iyi değil dürüst olmak gerekirse. Yani baktığınız zaman günümüzdeki orta segment akıllı telefonlarda bile 400 ppi'lardan başlıyor piksel derinliği. Dolayısıyla böyle bir tablette ki yani zaten giriş seviyesi bir tablet ama hani piksel derinliği madem çizim desteği de veriyorsun biraz daha üst seviyelerde tutulabilirdi. Ben öyle düşünüyorum. Çerçeveler biraz kalın. Bu da %81'lik bir ekran gövde oranına denk düşüyor ki günümüzde biliyorsunuz artık akıllı telefonlarda dahi ekran gövde oranı %90'ları bulmuş durumda. Dolayısıyla burada tablet tarafında %80'ler. Tabii ki giriş seviyesi bir tablet olduğu için bu konuda hani çok fazla eleştiri de getirmek istemiyorum ben. Çünkü fiyatı belli, yapabildikleri belli. Samsung bunu arkadaşlar şöyle bir niyetle çıkarmış aslında. Ya ben tablet almak istiyorum ama çok fazla para da vermek istemiyorum. Tableti alayım ben. Yani bazı oyunları oynayabileyim. Çocuğumun eline vereyim. Çocuğum çizim falan yapsın. Ara sıra ben sıkıldığımda ben belki biraz çizim falan yapayım. Ne bileyim ya da bir öğrenciyseniz derslerde not tutabileyim tabletimde. Ama yine de çok fazla para vermeyeyim. Kamerası olmasa da olur. Zaten benim telefonumun kamerası son derece güzel fotoğraflar çekebiliyor. Yani üzerinde bir kamera olsun ama işte PDF dokümanı falan hazırlarken ben bu kamerayı kullanayım. Öyle bir tablet istiyorum diyenler için çıkartmış diyebilirim. Çünkü mesela üzerinde 8 megapiksellik arkadaşlar. Burada bir geniş açılı kamera var. Ön tarafta 5 megapiksellik bir kamera var. Ki bu kameralar gerçekten kötü. Yani bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. 7040 mAh'lik bir pil bulunuyor içerisinde ve 15 Watt'ta şarj oluyor bu pil. Bu tablet için 7040 mAh normal. Baktığımız zaman gerçi diyeceksiniz ya 7000 mAh kullanan artık telefonlar var. Evet doğru arkadaşlar. Aslında Samsung istese biraz daha büyük bir batarya koyabilirdi diye düşünüyorum ben. Çünkü baktığınız zaman boyut büyük ama bataryayı biraz daha yükselttiğinde muhtemelen maliyet yükseleceği için böyle bir şeye girişmek istemediler. Peki bu tableti kimler almalı? Ondan biraz bahsedelim. Şimdi arkadaşlar eğer ben tablette oyun oynuyorum diyorsanız bu çok böyle oyunluk bir tablet değil. Bunu size baştan belirtmek istiyorum. Yani oyun mesela ben bir iki tane oyun yükledim. Call of Duty Mobile gibi işte PUBG Mobile gibi vesaire. Genshin Impact gibi biraz daha böyle tableti zorlayacak oyunlar yükledim. Kasıyor. Yani zaman zaman kasmalarla karşılaşıyorsunuz. Bunu size baştan söyleyeyim. Yani oyun için alırsanız hayal kırıklığı yaşarsınız. Bu önemli bir nokta. Oyun için almayın. Ne için alabilirsiniz? Bakın mesela S Pen desteği var. S Pen gayet güzel ve iyi bir şekilde çalışıyor. Bunu size söyleyebilirim. Tabii ki burada üst seviye tabletlerdeki S Pen desteğiyle ya da üst seviye tabletlerdeki işte Apple Pencil desteğiyle karşılaştırmayın. Öyle bir durum söz konusu tabii ki değil. Yani mesela o tabletlerde basınç olayı falan bile var biliyorsunuz. Yani biraz daha bastırarak yazdığınızda kalın yazıyor vesaire. Burada öyle bir durum
söz konusu tabii ki değil arkadaşlar. Ama yine baktığınız zaman size bir kağıda yazıyormuş hissiyatı vermeye çalışmışlar. Yani bunu giriş seviyesi bir tablette size hissettirmeye çalışmışlar. Bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi çocuğuma böyle biraz ucuz bir tablet arıyorum diyorsanız. Böyle şeker patlatma oyunları tarzı oyunlar oynuyor zaten benim velet. O yüzden sıkıntı değil diyorsanız çocuğunuz için alabilirsiniz. Öğrenciyseniz arkadaşlar derslerde not tutmak için ben böyle bir tablet arıyorum diyorsanız. Fazla pahalı olmasın, kamerası çok iyi olmasa da olur diyorsanız. Galaxy Tab S6 Lite 2024 modeli sizler için uygun bir tercih olabilir. Genel itibariyle zaten tableti çok fazla zorlamadığınız için şarj sorunu da çekmiyor. Hani Wi-Fi sürekli açıktı mesela benim. Ara sıra bir iki oyun oynadım, çizim bizim yaptım ama bir haftadır da şarjı var. Daha %40'a falan inmiş. Dolayısıyla dediğim gibi tablet artık günümüzde çok önemli bir ihtiyaç değil arkadaşlar. Ama yine de hani öğrenciyseniz ya da ne bileyim çocuğunuza bir tablet arıyorsanız böyle bir seçim yapabilirsiniz. Bunu da sizlerle tekrardan paylaşmış olalım. Eğer bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin sorularına yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.